Rahatça yerleşin lütfen. Ya gözlerinizi kapatın ya da hafif bir şekilde bir nesneye odaklanın. İçinde bulunduğumuz anın ehemmiyetini araştırırken bazen anlıyoruz ki beynimizin düşünme ve yargılama işlevi tamamen otomatik bir süreç haline gelmiş ve bir refleksten farkı kalmamıştır. Doğru bir yargıya varabilmek için düşünceyi olduğu kadar kavramaya, hissetmeye ve yansımaya da ihtiyaç vardır. Yargılar sadece zihni kavramlardan ibaret olduğunda gerçeklikten de uzaklaşmış olunur. İnsanın artık işine yaramayan kavram ve yargılardan kurtulabilmesi için meraklanması yeterlidir. His, hal, nefes üzerine gösterilen ilgi kişinin algısını ve farkındalığını geliştirir. Şimdi farkındalığını nefesine getir. Nasıl nefes alıp verdiğini fark etmeye başla. Nefesin burun deliklerinden, boğazından, göğüs kafesinden ya da karnından geçişini hisset. Şimdi bir dinle bakalım etrafındaki sesleri. Kulakların sana dışarı dünyadan ne gibi sesler iletiyor? Sesin kulak zarındaki hissine odaklan. Burunda belki bir koku. Dil ve ağızda belki bir tat hissi. Şimdi içinde bulunduğun ortamın özelliklerini anımsamaya ya da hatırlamaya başla. Etrafındaki desenler, şekiller, renkler. Vücudunun bulunduğun yerle teması, teninin havayla temasını hisset. Şimdi farkındalığını tekrar nefesine getir. Burun deliklerinden nefes al ve nefes ver. Şimdi farkındalık devri için farkındalığını sağ eline getir. Sağ baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı, sağ avuç içi, sağ elin arkası, sağ bilek, ön kol, dirsek, pazı, sağ omuz, kol altı, gövdenin yanı, kalça, sağ baldır, sağ diz, sağ alt bacak, ayak bileği, sağ topuk, sağ ayağın altı, sağ ayağın üstü. Ayak parmaklarından başlıyoruz. Serçe parmak 5. 4. parmak. 3. parmak. 2. parmak.
Sağ ayak baş parmağı. Bütün vücudun sağ tarafı. Bütün vücudun sağ tarafı. Şimdi sol taraftan başlıyoruz. Sol elde. Sol el baş parmak. İşaret parmağı. Orta parmak. Yüzük parmağı. Serçe parmağı. Sol avuç içi. Sol elin arkası. Sol bilek. Ön kol. Dirsek. Pazı. Sol omuz, kol altı, gövde yanı, sol kalça, sol baldır, sol diz, sol alt bacak, sol ayak bileği, sol topuk, sol ayağın altı, sol ayağın üstü. Şimdi sol ayak serçe parmağından 5. parmak, 4. parmak, 3. parmak, 2. parmak, sol ayak baş parmağı, bütün vücudun sol yanı, bütün vücudun sol yanı. Şimdi vücudun arka kısmı. Ayakların altı. Topuklar. Çapraz bağlar. Kalf kasları. Dizlerin arkası. Baldırların arkası. Kalçalar. Kuyruk sokumu, bel boşluğu, kürek kemikleri, ense, omuzların arkası, kolların arkası, ellerin arkası, ense, başın arkası, başın üstü, tüm vücudun arka kısmı. Tüm vücudun arka kısmı. Şimdi de vücudun ön kısmı. Ayakların üstü. Kaval kemikleri. Diz kapakları. Baldırların üstü, kalçanın önü, alt karın, göbek, kaburgalar, göğüs, koltuk altları, kolların içi, avuçların içi, kürek kemikleri, boğaz, çenenin ucu, alt dudak, üst dudak, sağ yanak, sol yanak, sağ kulak, sol kulak, burun, sağ göz, sol göz, alın, şakaklar, alın, bütün yüz ve bütün vücudun ön yüzü,
Bütün vücudun ön yüzü. Şimdi büyük kısımlara bakıyoruz. Sağ bacak. Bütün sağ bacak. Şimdi bütün sol bacak. Bütün sağ kol. Bütün sol kol. Bütün gövde. Bütün kafa. Şimdi bütün vücut. Tüm vücut. Farkındalığını tekrar nefes alıp verişine getir lütfen. Nefesin burnundaki hissine odaklan. Nefes alıp verirken aldığın nefeste burnunda hafif bir soğukluk. Ve verdiğin nefeste burnunda hafif bir ılıklık hissedebilirsin. Nefes al, burun deliklerinden ve nefes ver. Hissiyat devri için farkındalığını hislerine getir. Vücudunda soğuk hissettiğin yerlere odaklan. Vücudunda soğukluğu nasıl, nerede hissediyorsun? Şimdi soğukluğu bırakıp yerine sıcaklık hissi getirin. Vücudunda sıcaklığı hisset. Vücudun sıcak ya da sıcak olabilecek yerlerinin farkına var. Sıcaklığı da bırakalım şimdi. Yerine ağırlık. Vücudunu olabildiği kadar ağır hisset. Sanki yer çekimi seni daha fazla çekiyor. Ağırlığı da bırak. Ve vücudunu tamamen hafif hissettir. Vücudundaki hafiflik üzerine hislere ve yerlere odaklan. Hafifliği de bırak. Yerine sertlik hissini vücuduna yansıt. Vücudunda sert ya da katı hissettiğin yerler. Şimdi bu sertlik hissini yumuşaklık hissiyle değiştir. Vücudunda rahat ve yumuşak hissettiğin yerleri fark et.
Yumuşaklığı da bırakalım. Bir sonraki, vücudundaki durgunluk ve hareketsizliği hissetmeye başla. Vücudunda hareket etmeyen ya da durgun enerjiyi hisset. Durgunluğu da bırakalım ve onun yerine vücudundaki hareketli ya da akışkan enerjiye odaklanmaya başla. Hazır hareket hissine odaklanmışken farkındalığını vücudundaki nefesin akışına getir. Nefesin akışını hissederken bu nefes hissinin vücutta farklı şekillerde hissedilebileceğini de anlayabiliriz. Şimdi nefesinle beraber yükselen bir akış hisset. Burada biraz daha hayal gücü devreye giriyor. Nefes aldıkça yükselen bir akış hisset. Yerden yukarıya doğru. Aynı şekilde hala rahatça nefes alıp verirken bu sefer alçalan bir harekete doğru odaklan. Sanki yukarıdan yere doğru. Alçalan hareket ya da akım. Farkındalığın hala nefesinin akışında. Ama bu sefer nefesi bir girdap gibi hayal et. Sanki nefes göbek ve çevresinde bir girdap gibi hareket ediyor. Şimdi nefesi başın ve boğazın etrafında sanki ayın halesi gibi nefesini başının ve boğazının etrafında akarken hayal et. Şimdi nefesinin merkezden çevreye akışını, sanki nefes göbekten ellere, kollara ve el koldan da dışarıya doğru genişleyen bir hareket içerisinde. Farkındalığını tekrar nefesinin doğal akışına getir. İçinde mevcut bu sessiz, sakin değişikliklere tanıklık etmen, hayatta tanık olduğun kavramların ve yargıların ötesine geçmekte de sana yardım edecektir. Farkındalığın hala nefesindeyken içinde bulunduğun ortamın farkına varmaya başla. Elbisenin vücudunla temasını hisset.
derinin havayla temasını hisset. Etrafındaki seslere farkındalığını getir. Etrafındaki görselleri, şekilleri, renkleri hatırlamaya başla. Hafifçe parmak uçlarını, ayak parmaklarını ve enseni oynatmaya başla. Kendini bilmek için kendine ayırdığın bu süreç için lütfen kendine teşekkür et. Farkındalık çalışman tamamlanmıştır.